Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünün videosu zırh ve silahlar için genel bir bakış olacak. Daha önce yaptığım zırh silah videolarına nispeten biraz daha detayına bakmış olacağız. Öncelikle itemlerin enderli biliyorsunuz ki sıradan nadir ender destansı efsanevi olarak gitmekte. Gri, yeşil, mavi, mor ve sarı renkleri olarak bunları gözlemlemekteyiz. Bunun haricinde hafif, orta ve ağır zırh setleri mevcut bildiğiniz üzere. Düzen bahsetti hafifte, karnifleks seti ortada, nöbetçi sette ağır armor setine yer alır. Bunların her birisinin kendisine ait set bonusu vardır. Bunlar haricinde set bonusu olmayan veya tamir edilmeyen itemlerin kullanılmasını önermiyorum. Bir etkisi olmamakta bunlar dururken. Bunlardan da daha iyi setler mevcut ancak onların şematikleri oldukça pahalı bildiğiniz üzere ee, bu nedenle başlangıç için yeni başlayan arkadaşlar veya oynamaya devam etmek isteyen arkadaşlar için önerim bu üç setten hangisi e, silahınıza uygunsa onu tercih etmenizden yana tamir etmek ve sıfırdan üretmek için aynı miktarda aynı eşyalara sahip olması gerekir yani İkisi için de aynı şeyleri harcıyorsunuz. Bu nedenle sıfırdan yapmak daha iyi bir işlemdir. Ancak genizek silah veya zırh da çok iyi statlara sahipse mecburen tamir etmeniz de gerekebilir. Ender şematik kullanıldığında Ender destansı efsanevi atma ihtimalleri vardır. Bunun haricinde bunlar arasındaki tek fark stat sayılarıdır yani mavi olan ender olan itemde artı 2 stat varken efsanevi olan itemde artı 3 stat yer alır. Pardon artı 4 stat. Video içerisinde bunları görsellerle desteklemeye çalışacağım. Muhtemelen şu sıralarda görüyorsunuzdur. Evet devam edelim. Ee, base statlardan bahsedeyim öncelikle. Base statlarda kritik ee, kritik hasarın ve kritik defansın çalışma mekanizmasından bahsedeceğim şu an ekranda görmüş olduğunuz base statları da bazı yerlerde kritik hasar bazı yerlerde kritik defans yer almakta kritik hasar kritik değeri yükseltmez kritik atma şansını yükseltir kritik defansa tam tersi kritik yeme şansınızı e, azaltır kritiğin çalışma mekanizması bu şekilde bir sonraki tablomuza bakacak olursak gelebilecek statlardan bahsettim. Liderlik öncelikle eşya başına artı 25 maksimum gelmekte. Benim bildiğim gördüğüm kadarıyla. Yani buradan hesap edersek 4 itemden artı 100. Yani toplamda artı 800. Yani 800 liderliğimiz maksimum olmakta. Benim tavsiyem optimum. Artı 760 liderlik. Şu sıralar liderlik statının çıkma ihtimalinde düştüğü ee, varsayarsak bu yama notlarında paylaşılmıştı. Yani daha kolay liderlik puanı elde edebiliyorsunuz. Artı 760 liderlik optimum olarak düşünüyorum ben. Bunun haricinde bir diğer tabloda aranan statlar yer almakta. Ee, bunu zaten e, şu anda gözlemliyorsunuz. Evet. Bir örnek yapacak olursak buradan. Örneğimiz orta zır seti üzerinden, karnifleks seti üzerinden yola çıktım. Burada minimum maksimum değerlerimiz yer almakta eğer ki bu değerler arasında veya bu değerlerin üstündeyseniz zaten orta zırh olarak e, iyi bir setiniz vardır bunun haricinde tavsiye olarak e, nitelendireceğim birkaç bir şey de mevcut öncelikle liderlik ve liderlik olmayan iki set yapmanız yani liderlikleri bölge savaşlarında kullanabilirsiniz. Liderlik olmayanları da normal kuşatmalarda, e, serbest savaşlarda veya de, e, ölüm maçlarında tercih edebilirsiniz. Ağır zırh için defans değerleri oldukça önem arz eder. Yani orada liderlikten ziyade defansif değerlere odaklanmanızı tavsiye ederim. Evet, zırhlar için bu kadar. Evet arkadaşlar silah için bahsedeceklerimiz ise e, öncelikle balyozdan bahsetmek isterim. Balyozun şansı yüksektir ve aranan statlar diğerlerine nispeten daha kolaydır. Görmüş olduğunuz ekranda balyozun statları diğerlerine nispeten daha azdır ve buna gelebilecek ihtimal olan statlar da e, diğerlerine göre yine daha azdır. Yani istenen e, en üst segment e, statları çok kolay bir şekilde balyoza elde edebilirsiniz. Diğerlerinde zordur. Neden zordur? Hemen görselde görmüş olduğunuz gibi daha fazla stat bulunduğundan dolayı gelme ihtimali zorlaşır. Bu nedenle diğer silahlar birazcık daha balyoza göre şanssız kalmaktadır. Onun haricinde dikkat ettiyseniz yakın ve mesafeli silah arasında stat değerlerinde farklılık vardır. Yani yakın silahlarda artı 300 dereceyi keseceği vesaire göremezken mesafeli silahlarda oldukça e, rastgele bir e, bir ihtimali vardır. Bunlardan hariç tutulan e, yakın silahlarda Glev'dir. E, artı 300 üzerinde bir Glev e, görülmüş oyun çıktığından bu yana. E, artı 300 ya artı 300 kesiciye de ait bir Glev aynı zamanda mesafeli silahlardan da kısa yay bunun dışında tutulmaktadır. Bunun haricinde amaç istenen silahta skilllerinizin çoğunluğu, becerilerin çoğunluğu hangi vuruş tipine ait ise o vuruş tipinde statların gelmesidir. Yani 4 tane skillimiz mevcut. 4'ün 3'ü delici vuruyorsa o zaman silahımıza da ağırlıklı olarak delici hasar, delici e, zırh aşımı veya çeviklik aynı zamanda çeviklik, delici hasarı arttırdığından dolayı çeviklik aranır. Örneğin balyoz için düşünürsek, balyozda görmüş olduğunuz gibi e, istenen statlar ekranda yer almaktadır. Güç, e, ezici hasar, ezici zırh aşımı ve çeviklik bunlar dördüdür. Bu e, görmüş olduğunuz tabloda yukarıdan aşağı önemli listesine göre yazılmıştır. En önemlisi en yukarıda, nispeten daha az önemlisi en alttadır. Evet, birazcık daha maddeler halinde sıralamak gerekirse, e, demiş olduğumuz gibi sınıfınıza ve yani becerilerinize uygun statları denk getirmeye çalışmak birinci önceliğimizdir. İkinci önceliğimiz yakın silahlarda artı 200 mesafeli silahlarda artı 300 istenen statı getirmek e, önceliğimiz olur yaya hariç, onu parantez içine belirtelim. Güç ve çeviklik statları her silah için önemlidir. Ee, güç gelirse zaten bir şey değil, üçü size artı puan kazandırır aynı şekilde çeviklikte. Ee, bunun açıklamasını oyun içerisindeki kısımdan bulabilirsiniz. Onun haricinde, destansı veya efsanevi getirmeye çalışmak önemlidir. Ee, hem e, silahın tamir etme e, haznesini yüksek tutarsınız, hem de daha fazla stat artı geldiği için minimum destansı hedefimizdir. Ve son olarak da her efsanevi silah iyi silah demek değildir. Sizin işinize hiçbir şekilde yaramayan statlara artı puan geldiyse e, ve bu efsanevi ise belki mevcut elinizdeki olan destansıdan kötü olabilir. Evet, bugün bahsedeceklerim bu kadardı. Ee, ekstra bir video oldu. Yarın e, muhtemelen yeni bir video daha yüklenir Cuma günü. E, Cuma günkü videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Son olarak arkadaşlar, bu aldığım bilgiler bir e, başka bir YouTube kanalında da mevcut. Youtube kanalının adı o, onun da linkini açıklama kısmına bırakacağım, oradan erişebilirsiniz. Aynı bu videoda zırh kısmında örneklemini yaptığımız yaptığımız orta zırh için bir tablo mevcutsa, o videoda da ağır zırh için benzer bir tablo mevcut. Hem kanalın diğer içeriklerini hem de bu videoyla alakalı olan içeriği açıklama kısmına linkini bırakacağım. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.